Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Dolu dolu bir program bizleri bekliyor. 10 koşuyla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi klasik bir hale geldi. Pazar İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan beğeni butonu basıp bir de yorum yaparak bana destek olabilirsiniz ki destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Özellikle videoları bazen geç yayınlayabilme ihtimalime rağmen geçenlerde 4 civarında yanıldım gece ve alta gelen bayağı bir yorum vardı. Beklenilmek ve bu şekilde gerçekten iyi görmek çok çok sevindirici. Bu saate kadar kalma nedenim olabildiğince hiçbir ayrıntı atlamadan doğru tercih yapmaya çalışmak. O yüzden de biraz geç saatlerde video yayınlıyorum. Umarım da bugün verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız bir program olur. Ayrıca bizi Twitter gibi, Instagram gibi, Facebook gibi platformlarına takip edebilirsiniz. 2-3 gündür Twitter'da paylaşım yapmıyorum. Biraz rahatsızlığına ötürü buralara fazla giremedim desem yanlış olmaz. Ama artık iyileştim. O yüzden de daha aktif bir şekilde sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere birçok yerden paylaşımlara başlayacağız. O yüzden takip etmenizi önererek İzmir yorumlarına geçiyorum. Birinci altıgenle ilgili vereceğim atları şablon olarak düşünmeyin. Tamamen böyle olabildiğince maksimum katkı sağlamak istiyorum. Yorumlarda bulunacağım ama şablon olarak düşünürseniz çok büyük bir şablon olur. O yüzden de yorumlarıma göre ön planda verdiğim atlardan herhangi bir tanesini değerlendirip güzel ufak bir bütçeyle birinci altıgenle sonuçlandırabilirsiniz diyor ve başlıyorum. Şimdi birinci koşuya gelecek olursak ben burada önceli 8 numaralı Orki'ye vereceğim. Orki son birkaç yarış, hatta 5-6 yarıştır iyi koşup bir türlü kazanmayı başaramıyor ama eli kulağında bariz bir şekilde belli, yakın zamanda yarış kazanacak. Bugün hem kilosu bu kadar uygunken hem de yarış çok süratle gitmeyecekken bunu fırsata çevirip Orki'nin kendisine bir foto attığını görebiliriz. O yüzden de ilk sıradan 8 numaralı Orki'yi değerlendirelim. Rakip konumunda Mehmet Kaya Tercih ile beraber 6 numaralı Cihan'ın Gülü, 4 numaralı Semboltay, 2 numaralı Ürsev, 1 numaralı Küşi. Kilosu biraz daha hafif olsa ilk sıradan önerebilirdim. Çünkü bazı son 3-4 yarıştır geliyor, diri geçiyor fotoyu, kazanamıyor. Ama Kuşi zaman zaman özellikle kendini unutturduğunda sürpriz yapabilen bir at. Kilo anlamında bir sorun yaşamazsa bence ilk ayın sürprizi 1 numaralı Kuşi olabilir. Dikkat. Daha sonra 7 numaralı Oyamer, 3 numaralı Özümcan ve 5 numaralı Rüzgar Suyu yazarak burayı kapatabilirsiniz. Ama özellikle dikkat dediğim atlara öncelik verelim. İkinci koşuya bakacak olsak burada dikkat çeken bir isim var. 4 numaralı Can geldi. En son yarışında zaten bugünkü en ciddi rakibi olan 5 numaralı Deviren A'yı çok da zorlamadan geçmeyi başarmıştı. Aynı performans devam ettirmesi durumunda 4 numaranın kazanması çok normal sonuç olacaktır. İsteyene tek atabilir ama şöyle bir soru işareti var. Genelde ara sonrası performans sergileyen ve iyi yarış yapan atlar bir yarı sonra birazcık eksik performans sergileyebiliyor. Bu anlamda bir sorun yaşarsa bunu 5 numaralı Deviren A fırsata çevirebilir. En son yarışında Aprensi çok geç hamlelerde bulundu ama bugün baktığımızda Kadir Tokaçoğlu var üzerinde ve mesafe çok kısa, anlamadan, hissettirmeden yarışı bir anda bitirebilir. O yüzden tek atmayacaksınız ve rakip yazacaksanız 5 numaralı Deviren A'yı atlamayın derim. 4 önde 5 rakip. Üçüncü koşuya geldiğimiz zaten 3 tane atta kapanan bir nevi yarış. Atat her zaman geçer ama baktığımızda 3 tane ciddi anda sırıtıyor. Bunlar 1 numaralı Michael, 2 numaralı Mirbey ve 3 numaralı Rotasız Kaptan. Bu 3 attan biri kazanacaktır. Ama analiz anlamında değerlendirmede bulunacak olursak ben burada önceliği 1 numaralı Michael'a vereceğim. Çünkü ya Michael Mirbey'e göre biraz daha seri bir at ve genelde beraber koştuğu yarışın birçoğunda liderliği Michael almıştı. Bugün zaten yarışta geriden gelecek bir at yok. Yani öndeki mücadele kazanılabilecek. O yüzden de Michael istediği liderliği alıp virajın orada bir 2-3 boyla dönebilirse düzlük boyunca Mirbey gibi, Rotası Kaptan gibi atların ataklarına karşılık verip bitirebilir. O yüzden ben burada özellikle 1 numaralı Mirbey'e dikkat diyorum. Ama ben rahat bir yarış izlemek istiyorum diyorsanız 2 numaralı Mirbey tabii ki de yazılmalı. Son 2-3 yarıştır eküllerin inanılmaz
preslerine maruz kalıp etkisiz kaldı. Bugün ekürlerin olmadığı koşuda mutlaka kendine şans yaratacaktır. Bir de 3 numara rotası kaptan yazılabilecek diğer şanslı isim. Dördüncü koşuya bakacak olursak burada da ben önce 4 numaralı Dems Victory'ye vereceğim. Aslında Dems Victory'nin ekmeğini biraz daha son yarışta biz yedik diyebilirim. Çünkü Dems Victory benim en son yarışında beklentilerim olan ön planda verdiğim ve tek adaylarımdan biriydi. Uzun mesafe tam da beklediğim gibi güzel bir yarışta kazanmasını bildi. Bugün yarış biraz daha kalabalık olsa, şöyle bir 6-7 at olup yarışta tempolar olacağını bilsem yine 4 numara Dems Victory banko yazılmalı derdim ama öyle bir grup olmadığı için acaba gidişat yönü etkilenebilir mi diyerekten rakip olarak isteyenler 1 numara Dabbe'yi yazabilir. Çünkü Masterchef liderliği alacak ama son yarısında çok böyle ışıklı performans sergilemiyor. Viraja doğru büyük ihtimal lider Dabbe'ye geçecek ve oralarda biraz avansı dönebilirse Dabbe'de bitirebilir. 4 numara Dems Victory ben tek atacak olsam 4'ü atardım. Rakip yazacaksak 1 yazsak bence yeterli olur. 4 ve 1 sıralamam. Geldik şimdi bizi ilgilendiren kısma, ikinci aldıgayına. İkinci aldıgay Nika'ya zaten son zamanlar olduğu gibi yine zorlu ve kilo farkla dengelenmiş bir koşuyla başlıyor. Önce 2 numaralı Big Boss'ta. Big Boss son 3-4 yarısır kombiste doğru hamlelerle gelse de bir türlü öndeki atları atlamayı başaramıyor veya bazı yarışında erken hamlelerle etkisiz kalıyor. Bugün bence tüm şartların lehine olduğu bir koşu buldu. Eğer Aprensi doğru hamle yapabilirse net bir performans görebiliriz. Neden? Çünkü yarışa öne çıkabilecek süratli atlar var. Asteroid gibi, Zafir gibi, Gündüz Baba gibi. Belki mikserinde bunlara erken bir şey katıldığını görebiliriz. Big Boss büyük ihtimalle bunların hemen arkasında bekleyecek. Öndeki atların bu tempona etkilenip erken bir şey temponun düşme ve sonlarda durma durumları mevcut. O yüzden de bu gerçekleşir ve o doğru yer takip etme yaprağını başarabilirse bence ki Big Boss iyi kayan kazanan olabilir ama çok zor bir koşu. Bence rakipler fazlasıyla mevcut. Bunlardan biri 3 numaralı Oğlum Yaman. Kısa mesafe dahi koşan bir at ve mutlaka kendine şans yaratacaktır. Ki mikser de şanslı. O yüzden de ekürlerden herhangi bir tanesini yazabiliriz. Daha sonra 5 numara Keşif Day. 4 numaralı Aper. Bence burada yazılması gereken atlardan biri de Aper. Çünkü yarış süratli gidecek. Öyle ya da böyle kısa mesafe yarış olduğu için tempo olacak. Aper iyi bir sprinterdir ve bu tür gidişatları fırsatı çevirebiliyor. O yüzden de sonlara sert ataklarını izleyebiliriz. Daha sonra 10 numaralı Kanmanşa. Bu at birkaç yarısı dinlenen, iyi koşması beklenen bir at. Özellikle son üçüncüde bir kıpırdandı. Eğer ilk ayakta biraz kalabalık geçip cazip veya tatlı bir sürpriz adayı arıyorsanız 10 numaralı Kanmanşa mutlaka atlamayın. Yıldızlı ve ünlenli bir şekilde 10 numaraya dikkat diyorum. 6 numaralı Zafir, 1 numaralı Asteroid, 9 numaralı Gündüz Baba, 7 numaralı Gençberk ve el değiştiren 8 numaralı uçuğu yazarak burası kapatılabilir. Bence ikinci aldıgan için en zorlu ve en her türlü ihtimali yarış koşu burası olacak. Altıncı koşuya gelecek olursak burada da yani her zaman şunu söyleyen biriyim. Ufak oynayanlar evet bir tane yüksek AGF tek atabilir ama ikinci attıkları tek mutlaka riskli veya çok at yazılan bir yerde olmalı. Bu koşu kolay bir koşu değil. Ama her ayak zor. Yani her ayak zor diye her ayak at yazamıyoruz. Çok fazla kalabalık geçemiyoruz çünkü ufak oynayanlar da var ve alternatifler sunmamız gerekiyor. Bu zorlu koşuyu ben biraz daha kolaya çevirmek istiyorum diyenler varsa takip atımı olan 2 numaralı Bediz Ali'yi değerlendirebilirler. Çünkü Bediz Ali daha sıfır yaptığı zamanlarda bile benim dikkatimi çeken ve dikkat diyerek önerdiğim atlardan biriydi. Nihayet son yarışta kendini hatırlattı ve güzel bir ikinci elde etti. Grup çok üst düzey aman aman yarışlar yapan atlardan oluşmuyor. O yüzden de son yarışını tekrarlayabilirse bence 2 numara Bedizan'ın bu koşuyu kazanma ihtimali yüksek görünüyor. Alternatif tek adayı olarak kupon ufaltmak isteyenler değerlendirebilirler. Rakip yazacaklara sırasıyla 9 numaralı Çamönü Hatun'u, 11 numaralı Taşkıran, 5 numaralı Kerkük. Dikkat edin kalabalık geçecekler özellikle 5 numaralı Kerkük'e dikkat etsinler. Çünkü bu at son 1-2 yarıştır kötü koşuyor ama zamanında yaptığı oldukça başarılı yarışlar var. Bugün kapalı gözlüğü çıkarmışlar. Yarış belli başlı tempoda gidecek ve o yüzden de tatlı bir sürpriz arayanlar 5 numaralı Kerkük'e dikkat etsin.
1 numaralı Bariton, 6 numaralı Özgün Kaya ve 7 numaralı Seyyah Tay. Daha sonra değerlendirebilecek isimler 2 alternatif tek adayı, 9, 11, 5, 1, 6, 7 sıralamam. Hatta şu detayı göstermeden ayrılmak istemiyorum bu koşudan. 7 numaralı Seyyah Tay sanki son yarışı kötü gibi görünebilir ama bazı detaylar çalışınca ortaya çıkıyor. Gelin bir Seyyah Tay'ı size bir göstermek istiyorum. Startı yalamadı ve geride kaldı. Sarı formalı, görüntüsü oldukça güzel atlardan biri. Şu an en dış kulvarda. Çok rahat temposa dikkat çekiyor. Yine en dış kulvarda. Dış kulvarda dolaşarak rahat bir şekilde gidiyor. Buralarda hafiften bir bindisi ittirmeye başladı. Buralarda çalışıyor ama yani çok da böyle şu an kırbaç vurdu. Bakın kırbaç vurduktan sonra at öndeki grupla aradaki fark kapattı. Şu an Bediz Ali burada. Yarışın favorisi olan, yarın büyük ihtimalle %0, %1 AGF olacak olan Seyyah Tay burada. Üstelik şu son metreye de gösterecek olursak fotoyu oldukça güzel ve diri bir geçişi var. Bu tür atlar genelde sürpriz yapabiliyor İzmir'de. O yüzden de eğer burada anormal 50-60'lık bir sürpriz arıyorsanız 7 numaralı Seyyah Tay'a bu detaylarla birlikte dikkat etmekte fayda görüyorum. 7. koşuya gelecek olursak burada da biraz daha iki tane atı ön plana almak istiyorum. Bunlardan biri 5 numaralı Cash is King. Son yarışında çok önemli cümleler kurmuştum bu atla ilgili. İyi koştu, maalesef ki kazanamadı. Demiştim ki belki de şartların sıfırlanmasına en çok sevinen at Cash is King'ti. Çünkü bu at sene başında özellikle geçen senenin şartlarını hızlı bir şekilde doldurduğu için senenin sonunda ağır kiloyla koşmak durumunda kaldı ve birçok yarışında ağır kiloyla kendince başarılı olmaya çalıştı. Son ikincinde hafif kilo start aldı. Biraz önler erken düşmesi ve Ayvalık Ateşi'nin şu an çok formda olması ikincilikle ayrılmasına neden oldu. Bugün biraz daha üst gruba geliyor gibi görünse de çok yüksek tempolar olmayacak olan bu koşuda önlere çıkıp 5 numaralı Cash is King'den çok net bir performans görebiliriz. Eğer biraz daha böyle zorlu bir koşuda tek tercih bulunmak istiyorum diyorsanız 5 numaralı Cash is King'i değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklara sırasıyla 6 numaralı Win for You, 3 numaralı Utkucuk ve 1 numaralı Dragon Pulse'u yazabiliriz. 5, 6, 3 ve 1 sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde belli başlı tempoda gidecek. Ne çok yüksek tempolu diyebilirim ne de yavaş gidecek diyebilirim bu koşuyla ilgili. Ama iki tane ciddi anlamda rakiplerin önünde. Bunlar 4 numaralı Ildırlı ve 6 numaralı Toramankaya. Ildırlı zaten son kazandığı yarışın birçoğunda banko önerdiğim bir attı ve kazanarak beni yanıltmadı. Toramankaya grubun üzerinde bir at ama çok sık koşuyor. Neredeyse 2 haftalık süreçte 3. koşusu olacak. Eğer bu anlamda bir sorun, sıkıntı yaşamazsa bu grupta mutlaka söz sahibi olur. O yüzden de 2 tane formda, 2 tane grubun üzerinde atın performansı sonucu belirleyecektir. 4 ve 6 benim buradaki sıralamam. 2 at yeterli olacağını düşünüyorum ama eğer üçlü gayen tarzında veya beşli gayen tarzında böyle at yazmaya yeriniz ve gücünüz varsa burada o tür oyunlarda 1 numaralı adamımı aklınızın bir köşesine kazıyın. Yeri olanlar, ben yazamayacağım şahsi olarak bunu söyleyeyim ama yeri olanlar varsa adamımı mutlaka 3. at olarak ilave etsinler diyorum. 9. koşu Maiden yarışa geldiğimizde en son İzmir bülteninde yine Maiden banko önermiştim ve bizi yanıltmayıp kazanmıştı. Bugün de bu durumu değiştirmiyorum. Yine takip atım olan bir Maiden bankosuyla sonuç almaya çalışacağız. 2 numaralı çiftçi kardeşi günün bankosu olarak öneriyorum. Favori çıkmayacağına inancım yüksek. Umarım da çıkmaz. Neden çiftçi kardeş? Çünkü bu at bugüne kadar koştu. Tüm yarışında iyi koştu. Dördüncülüğü, ilk koşundaki fotoyu çok diri geçti. Güzel bir dördüncüktü. Daha sonra uzun mesafeye çıktı. Dördüncük elde ederken bugünkü 3 rakibini geçmeyi başardı. Son 5. ise
İzmir beni geçirmiş olsa da hem fotoğrafı geçiş olarak hem de genel görüntü itibariyle oldukça diri bir görüntüsü vardı. Bugün mesafenin yine 1200 olması çok yine ve bugün Didba'nı çıkardılar hatta. Özellikle en son idman pisti görüntüsünde ve son yaptığı 40'lardaki çalışmasında çok iyi görünen bir çiftçi kardeş var. Rakiplere bakıyorum, gerçekten böyle çok mükemmel yarışlar yapıyor, çok iyi yarışlar yapıyor diyebileceğim bir at yok. O yüzden de ya burayı kim bu çiftçi kardeş kazanır ya da beklenmedik bir at gelir ve çok sert bir sürprizle karşılaşırız. Ama benim takip atımın bugün beni yanılmayacağına inanıyor ve 2 numara çiftçi kardeşi Banko öneriyorum. İkili alacaklar varsa 3 numaralı İzmir Bey'ini değerlendirebilirler. Günün son kursuna geldiğimizde bu koşuya geçmeden önce geçen hafta gelen bir yoruma bir cevap vermek istiyorum. Aslında çok güzel bir yorumdu çünkü ne anlatmak istiyorsun net bir şekilde anlatıyorsun. Ebeli übeli falan hiçbir şey yapmıyorsun. Söylemek istediklerini direkt olarak aktarıyorsun ve bunun olması çok güzel diyerekten daha uzun bir mesajdı ama ben kısalttım şu an. Bir yorum vardı. Gerçekten de böyle geçmesine sevindim çünkü anlattıklarımın hangileri alternatifte kim, hangi bankom, sürprizin nerede adımı dile getirmem net benim düşüncelerimdir. Net bir şey sizlere geçmesi çok çok sevindirici. O yüzden de bu anlamda geçen hafta gelen dönüşe cevap vermiş olayım. Sonaya geldiğimizde burada dikkat çeken bir at var benim için. 4 numaralı Altın Üzüm. Aslında son 2 yarışında kazanabileceği tarzda yarışları kaybeden bir Altın Üzüm'le karşılaştı. Çünkü bu at 1 yarışında 2. kelle ederken start ağır aldı. Bincisi dış kulvar alana kadar attı, bayağı mücadele verdi. Dış kulvar alıp geldi ise kolay bir ikinci gelmeyi başardı. Son 5'inde ise yine yol problemleri yaşayıp ona rağmen gelip Yalı Efes'in arkasında 5. kelleden bir Altın Üzüm vardı. İki tane yarışta bence çok çok iyiydi. Bugün mesafenin uzaması anlamında bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Eğer aynı problemleri ve sorunları yaşamazsa 4 numaralı Altın Üzüm'ün kazandığını görebiliriz. Son yakta net favorim olacak ama ciddi diyebileceğim özellikle 2 tane rakibi var. Bunlardan biri 1 numaralı Bizim. Son yarışında 1400 için 1.36 içerisinde koşarak sınıf atladığını ve form durumu olarak iyi durumda olduğunu bariz bir şekilde gösterdi. Eğer bu performansını bugün uzun mesafe taşırsa 1 numaralı Bizim'in iyi koşması oldukça normal olacaktır. Daha sonra 5 numaralı Ardahan en son Bursa yarışında ön planda önerdiğim atlardan biriydi. Kötü kaybetti, kazanabileceği bir tarzda yarıştı. Bugün yine çok üst düzey bir tempo beklemiyorum. O yüzden de Ardahan önlere çıkıp beyaz bayrak yaptığını görebiliriz. 4, 1 ve 5 biraz daha öncelikli. 8 numaralı Yalı Efes'i ve 3 numaralı Güçalp ise daha sonra değerlenecek adaylar. 4, 1, 5, 8 ve 3 son ek için sıralamam. İzmir'le ilgili yorumlarım ve düşüncelerim bu şekilde. Çok yüksek AGF'ın çıkmayacağını düşündüğüm bir tek adayım var. Riskli bir koşuda alternatif tekim var kuponu falçaklar için. Diğer ayaklarda da bütçenize göre tercihlerde bulunabilir ve bugün en iyi netice almak için mücadele verebilirsiniz. Bir pazar günü daha tamamladık. Adana ile ilgili yorumlarım gifkoanaliz.com sitesinde olacaktır. Bir sonraki videoya ve yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.